Başlayan her şeyin bir bitişi var. Sabret. Çok yol aldın. Bundan sonra bırakma. Devamını bitireceksin. Intro. Evet, sıra geldi edatlara. İsim, sıfat, zamir, zarf bitti. Edattayız şimdi. Peki Edat'tan soru geliyor mu? Geliyorsa nasıl geliyor? İlk başta bunu bir konuşayım. Edatlar sorularda çok tercih edilen bir konu değil. Yani sözcük türleri kısmının Edatlar kısmından soru çok sorulmuyor. Çok tercih edilen bir konu değil ama Edatlar tabii ki bilmemiz gereken bir kısım. Edatlarda üç çeşit soru vardır. Bu üç çeşit soruyu anlarsan ve bazı sözcükler daima edattır. Bazı sözcükler Edat, bağlaç yani zarf diğer görevlere de haiz olabiliyor. Bunu kap kavradığın zaman konuyu tamamen kapatmış olursun. Sadece bu üçüne dikkat et. 1. Nedir o? Sana bir edat sorusunda birinci sorabileceği soru kalıbı şudur. Şiir olarak verebilir, cümle verebilir, numaralandırılmış cümle verebilir fark etmez. Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır veya edat yoktur tarzında soru göreceksin. Bu soruları çözmen için tabii ki edat çeşitlerini bilmen lazım. Onu burada tek tek işleyeceğiz. Bu bir. İki, edattan sana anlam bakımından soru gelebilir. Yani şöyle der. Aşağıdaki cümledeki edatlardan hepsinde edat vardır. Hangisinde benzetme anlamı vardır? Hangisinde abartma anlamı vardır? Hangisinde karşılaştırma anlamı vardır deyip sana edatlardan anlam sorusunu sorabilirler. Şunu unutma. Türkçenin neresinde olursan ol. Neresinde olursan ol. Dil bilgisi dahil. Bir soruda bir şeyin sana anlamını soruyorsa dil bilgisiyle hiçbir işin yok. Tabii ki orada edatı bulsan yeter. Edatı bulmak yetmeyecek. Orada anlam bakımından dil bilgisiyle bir, bir bağın olmamış olacak. Yani edatta bilmen gereken ikinci şey neymiş? Anlam sorularıymış. Üçüncü dikkat etmen gereken ve sorularda karşına çıkabilir durumdaki pozisyon. Şu edatların bazıları bağlaç olarak da kullanılabiliyor. Yani karışar edatlar diyeyim ben sana, diğer farklı görevlere haiz olan edatlar diyeyim. Bunları kapattığın zaman edat diye bir probleminin olmayacak. Bunlara dikkat etmelisin. Hadi PDP'den başlayalım. Şimdi edat nedir diye başlarsak şöyle gelelim edatlara. Edatlar mesela Türkçede sözcük tek başına anlamlı olan kelimelerdir. Ama edatların tek başına bir anlamı yoktur. Edatlar cümle içinde anlam kazanan ek ve sözcük bütünleridir. Edatın tanımı kısaca bu şekilde. Neler var? Başlı, belli başlı edatlar demişim. Şimdi bak burada göreceksin. Mesela bak edat çeşitlerinden başlamışım. İşte neler var? Doğru, e doğru, e karşı, e rağmen, edat çeşitleri. Bak burada ile var. Pardon şu kalemi alayım. İle. İşte gibi, değil mi? İçin Bak bunları tek tek işleyeceğiz seninle. Kadar, sanki, sadece. Bu biraz da bir bağlaşma olabiliyor. Bir de e bloklu ek bloğuyla ekleşen edatlar var. E blokları o. E rağmen, e karşı, e kadar, e karşın gibi veya mek üzere gibi veya den dolayı gibi edatlar var. Biraz edatları ezberlesen iyi olur. Zaten yüzlerce edat yok merak etme sorularda da karşına çıkacak da çok edat çeşidi yok. Onun için sözcük halindeki edatlar ve ekleşmiş edatları biraz tutturman baştan bilmen gerekiyor. Evet edatları söyledik şimdi başlayalım edatları nelerden soru gelir demiştim. Bak sana burada dedim ki neyi soruyormuş sorular ya anlam farkı olarak ya da görev farkı olarak sorulur. Görevi açacağım birazdan üzerinde. Burada anlamı sorulursa demin dedim ya sana Türkçenin neresi olursa olsun edat şu anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda anlamı sorarsa dil bilgisiyle işi yok. Bir de görevi sorars sorarsa hatırla. Bu sefer neye bakıyordun sözcükte yapı ünitesinde? Edatlar, edatlar isim, sıfat ve zarf görevinde de kullanılabiliyor. Edat örnek vereceğim burada. Dört tanesinde sıfat görevinde kullanılmıştır. Bir tanesinde Zarf görevinde kullanılmıştır. Yani görevi deyince de buna bakman gerekecek. Hadi başlayalım. Anlamdan yürüyorum. Ben dedim ya anlamlara dikkat et. Ben de senin gibi düşünüyorum. Şimdi sana bu soruda da sorsa. Aşağıdaki cümlenin hangisinde edat vardır yoktur? Ne var burada? Gibi var. Birazdan söyleyeceğim. Gibi her zaman edattır. Sana vardır yoktur sorusu mu geçti? Tamam bu cümlede edat var da geç. Gelelim ikinci kısmı. Bak her, yani 3-5'inde böyle yapayım diye iyice otursun diye. Edat'ın anlamını sordu diyelim. Şimdi Edat neyi buldun? Gibi buldun. Bu cümlede ben de senin gibi düşünüyorum. Ne anlamı verdi bana anlam olarak? Ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani ben de senin gibi düşünüyorum. Sana benziyor. Benim düşüncemle seninki benziyor tarzında ne anlamı katmış oldu? Benzer. Anlamı katmış oldu. Bilim adamları her zaman kitaplara göre konuşur. Şimdi bu cümlede edat var mı yok mu dese neyi biliyorum birazdan tek tek açacağım ya. E göre bir edattır. Tamam burada edat var der geçerim. Veya yok dedi mi bu şıkkı elerim. Anlamı sorarsan bakıyorum bu cümlede ne anlamında kullanılmış? Bilim adamları her zaman kitaplara göre konuşur. Yani kitaplara uygun bir şekilde konuşur deyip uygunluk anlamı katmış o. Alttaki cümleye bakalım. Yağmur altında fazla dolaştığı için üşütüp hastalanmış. Bu cümlede dese ki bana edat var mı yok mu? Ne var birazdan yine söyleyeceğim. İçin sözcüğü her zaman edattır. Bak her zaman edat. Var mı? Var deyip geçer. Peki anlamı sorsa bak, yağmur altında fazla dolaştığı için üşütüp hastalanmış. Hatırla geriye dönüyoruz gene. Cümlede anlam vardı değil mi? Cümlede anlam ilişkileri vardı. Neden sonuç ilişkisi, amaç sonuç ilişkisi. Burada neden hastalanmış? Yağmur altında fazla dolaştığı için hastalanmış. Bak ne anlamı kattı için edatı? Sebep sonuç veya neden sonuç ilişkisi katmış oldu. Yani edattan diyorum ki bir üçüncü şimdi gireceğim. Bir ne var burada? Edat var mı yok mu sorusu? Var. Bitti. İki anlamını sordu. Dil bilgisi işim yok. Ne anlam verdiğine bakmış oldu. Şebnemin anlattıklarını yalnız seninle paylaşabilirim. Şimdi bu yalnızı açacağım ben sana çünkü yalnız isimde olur, sıfat da olur, zarf da olur, edat da olur. Onu bir dursun bir kenarda. Sadece seninle paylaşacağım. Senin ile ne oldu bu? İle edatı birleşip ünlü düşmesi olmuş o. Ne anlamı kattı? Senin ile sadece sana özgü. Bak başkasını anlatmayacağım. Sadece seninle anlatacağım. Anlam çıkmış oldu. Evet, burada şu var. Doğru ve karşı sözcüklerine dikkat et. Mesela buradan doğru yürü desem ne anlamı katar? Nasıl yürü? Doğru yürü. Zarf anlamı katmış oldu. Ama bu doğru ve e, karşı sözcükleri E-A ile öbekleştiğinde her zaman edat oluyor. Yani E doğru ve E karşı sözcüğü ne olmuş oldu? Edat olmuş oldu. Bak, akşama doğru hafif bir rüzgar çıktı. Başkalarına karşı söylediği kırıcı sözleri, bana söyleme demişim. Burada e ile bloklaştığı için ne olmuş oldu? Edat. Olmuş oldu. Önce ve sonra başka sözcüklerinde de var bu. Diyor ki, demişim ki ayrılma haleki yani denden aldığında öbekleşirse yine edat olur demişim. Bakalım inan ki senden başka. Bak sen başkasın deseydim edat olmazdı. Sen başkasın dediğimde edat olmazdı. Ama ne var burada? Dene ile öbekleştiği için her zaman edattır. Senden başka dostum kalmadı edat olmuş. Olur. Romanımdan sonra bak romanım sonra yayımlanacak deseydim farklı olur. Değil mi? Sonra zarf olurdu, roman isim olurdu. Ama romanımdan sonra dediğim için bunlar öbekleşti. "den sonra" halinde kullanıldığı için ben buna edat diyorum. Evet, bak burada önemli kısım Üçüncü kısmı bu. Mesela şöyle diyeyim sana. Sana Edatı anlatmam daha kolay. Neden daha kolay? Sıfatı ve zarfı işlediğimiz için edatı bulman daha kolay. Şimdi şu Halil Bey de benim gibi düşünüyor cümlesine bak. Edatı bir tarafa bırakalım. Bu cümlede zarf var mı diye sorsam sana. Cümlede zarf var mı diye sorsam. Bakarsın zarfı daha geçen ders işledik. Son dersimiz zarftı. Ne hatırlıyorsun zarftan? Soruyu isim dışında soracaktım. Fiil, fiilimsi, sıfat ve zarfa soracaktım. Düşünüyor, düşünmek bir fiil. Nasıl düşünüyor Halil Bey? Benim gibi düşünüyor. Benim gibi düşünüyor. Şimdi bu benim gibi söz öbeği ne oldu? Sözcük türü bakımından ne görevinde kullanıldı? Fiili nitelediği için zarf oldu. Bak bu bir cepte, bu bir dur. İki, sana bu cümleyi önüne attım. Bak zarf olarak var mı dediğimde baktığım yol benim. Peki sana desem ki bu cümlede edat var mı? Birazdan yine söyleyeceğim. Gibi sözcüğü her zaman edattır. Nerede kullanılırsa kullanılsın. Edat var mı yok mu? Gibi sözcüğü edattır. Edat var mıymış? Varmış. İşte edat ne görevinde kullanılmış oldu? Edat öbekleşip zarf görevinde ve zarf tümleci görevinde kullanılmış oldu. Sana soruda da dese ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir edat öbekleşip veya öbekleşmesine de gerek yok. Edat zarf görevinde kullanmış. İster edat ara ilk başta ister zarf ara. İkisini birden arama diye ıslığına söylemiştik. Bak size göre daha demin ne dedim? E doğru, e kadar, e rağmen, e göre blokları vardı ya. Bunlar edattı, ekleşmiş edatlardı. Üzgünüm size göre elbisemiz yok cümlesinde. Bu sefer de şuna bak. Sıfat arayalım bu sefer de. Zarfta soruyu nereye soruyordum? Fiil, fiilimsi, sıfat ve zarfa soruyordum. Sıfatta nereye soruyordum soruyu? İsme soruydu. Bak bakalım bu cümlede sıfat var mı? Var. Elbise isim değil mi? Elbise. Isim. Nasıl elbise? Size göre elbise. Yani size uygun elbise. Bu size göre söz öbeği sözcük türü bakımından ne görevinde kullanıldı? Sıfat görevinde kullanıldı. Oysa bölsem siz sözcüğü biliyorsun ki kişi zamiridir. E göre de öbe öbekleşmiş bir edattır. Bak bir zamir bir edat var mı? Var. Ama görev olarak ne görevinde kullanıldı? İsmi nitelediği için sıfat olmuş. Hep bu yani sorularda karşına çıkabilecek edat çeşitleri bu şekilde. Bak ne olabilir demişim. Özne olur demişim. Öznenin içinde olur. Bak yüklem olur mu? Olur. Olamaz diye bir şey yok. Bütün çabakları çocuklarını okutabilmek için bak mek için değil mi? Bu da bir edat olmuş olur. Ne demiş şair bence sen de herkes gibisin. Herkes gibisin yüklem kim? Sen. Bak herkes sözcüğü normalde zamir değil mi? Belgisiz zamir. Her zaman belgisiz. Zamir. Ama ne görevinde bak ne görevinde kullanıldı? Yüklem görevinde kullanıldı. Yani edat dediğinde var yok sorusu var. Edatları bilmen gerekiyor. İki anlam sorusu var. Ne anlama kattığı değil, bilgisiyle yok. 3 tane sorusu var. İşte isim, sıfat, isim, sıfat, zarf görevinde. Bit. Edat aslında bu kadar. Şimdi başlayalım edat çeşitlerine. Bir, şu ile bir dursun. Bir ile dursun. Atlıyorum ileyi. Döneceğim geri. Gibi, bak ne demişim? Her zaman edattır. Gibi sözcüğü her zaman edattır. Cümlenin içinde birinci cümle var mı gibi? Var, edat var da geç. Bitti bu kadar. Var yok sorularında. Gibiyi gördüğün zaman her zaman edat de geç. Anlamlarını açtım zaten. İçin sözcüğü bak ne demişim? Her zaman edattır. İçin sözcüğü her zaman edattır. Geçelim. Kadar sözcüğü. E kadar. Bak her zaman kadar sözcüğü de her zaman e kadar olursa zaten o bekleşi Kadar sözcüğü neymiş? Her zaman edattır. Yani sen bunları biraz ne yapman lazım? Ya gibi, için, kadar, işte sanki bunları ne yapmam lazım benim? Ya bunlar edattır, ezberlemem lazım demen gerek. Sanki sözcü, edat bak sadece sözcü. Her zaman neymiş bu sadece sözcü? Edattır. Yani bunları ne yap biraz ezberle. Eğri bloklar yani ekleşmiş edatlar var dedim. E kadar gördün mü bak e kadar gör ne var? Okula kadar durmadan koştu. Okula kadar. E kadar mı? Geç. Edatta yapıştır geç. E göre bana göre bir iş. Bak şimdi mesela tekrar bir hatırlatayım. 2-3 bir dakika ara ver. Bana göre bir iş bulunur mu? Edat var mı? Var. Hem de kaç tane var? İki tane var. Bir, birazdan söyleyeceğim. Mi, her zaman edattır, her zaman soru edattır. Bu bir. Bulunmak fiil değil mi? İş, isim. Bir iş, belgisi, sıfat, velhasıl kelam, sıfat. Göre, aslında ne bu? E göre değil mi? Bak, bana göre, e göre. Bu e yönelme haleki olan değil, öbekleştirden. Ben sözcüğü de zamir. Cümlede edat var mı arkadaş? Var. İki tane edatım var geçti. Anlam ne? Bana göre bir iş. Ne anlamı verdi sence burada? Bana uygun bir iş. Anlamı da bu şekilde. Gel görevine bakalım. Ne görevinde kullanıldı bu edat? Nasıl iş? Bana göre iş. O zaman ismini nitelediği içinde de sıfat görevinde kullanılmış oldu. Edatlar bu kadar arkadaşlar. Tekrar diyorum. Burada dikkat etmen gereken bir bazı edatları ezberleyecek. Çok edatım yok. Edat çeşidimiz öyle. Yani yüzlerce edat yok. Merak etme. Edatları ezberle. Her zaman edat olanları ezberle. İki, anlama dikkat et. Artık okuyacaksın. Cümledeki anlamdan çıkacak. Üç, görevi. Yani ne görevinde kullanıldığını bilmen gerekiyor. Mek üzere, çalışmak üzere kütüphaneye gitti. Çalışmak amacıyla kütüphaneye gitmiş oldu. Veya değil sözcüğü. Evet değil sözcüğü de bir edattır. Aman buna çok dikkat et. Sana var yok diye sordu mu? Değili gördün mü? Yapıştır. Edat diyeyim. Geç. Yalnız sözcüğüne döneceğim. Bunu ile ile birlikte konuşacağım. Devam ediyorum. Ki devam edecek bir şey de yok. Şimdi gelelim son kısma. Edat'ı anladın artık. Tekrar diyorum. Bir var yok soruları. Bak neymiş? Kadar. Sanki. Gibi. için. Bunlar daima edatmış. İki anlamı sorunca değil bilgisiyle işim yok. Üç görevini sorarsa isim sıfat zarf olarak bakıyorum. Hatta Edatların şöyle bir özelliği vardır. Sıfatlar gibidir onlar. Nasıl sıfatlar ne yapamıyordu? Çekim eki alamıyordu değil mi? Sıfatlar çekim eki alırsa isimleşiyordu. Adlaşmış sıfat oluyordu. Zamir oluyordu. Edatlarda da çekim eki alırsa isim olmuş olur. Edat özelliğini kaybeder. Aklında bulunsun bu da. Son bir de karışanlar var. Son bir de karışanlar var. Nedir o? Bu i̇kisini de yazıp bu konuyu bitirelim. Birincisi ile sözcüğü bunu kullanacaklar. Zaten sorularda hep bunu sordular. Birincisi ile sözcüğü. İkincisini de şuraya yazayım. Gözüküyor. Yalnız sözcüğünü yazayım şuraya. Yalnız sözcüğünü yazayım. Şimdi şu var. İle sözcüğünü 2021 yılında Türk Dil Kurumu edatlık vazifesini ortadan kaldırdı. Bunu ben çok peşine düştüm, araştırdım. Fakat şu an hem edat hem bağlaç olarak kullanılmaya devam ediyor. İle ve yalnız sözcükleri biraz istisna. Nedir o istisnai durum? Bu ile sözcüğü, yalnız sözcüğü edat da olabiliyor, bağlaç da olabiliyor. Aradaki fark şu şekilde. Hatta senin de belki bildiğin bir yöntemi var. Nedir bu yöntem? İleyi cümleden at. Yerine V koy. Ve bağlacını koy. Eğer anlamlı olursa ile sözcüğü bağlaştır de. İleyi çıkardın yerine ve koydun. Anlamlı olmazsa edat diyorsun. Yani ile de yapacağın yol neymiş? İleyi çıkar yerine ve koy. Olursa bağlaç olmazsa edattı. Peki yalnız da ne yapacaksın? Yalnız sözcüğü isim olabilir. Örnek yazacağım cümle yazacağım. İsim olur, sıfat olur, zarf olur. Bir dursun. Onu örnekte göstereceğim sana ki zaten bunları anlattık. Ne de olabilir? Yalnız sözcüğü edat da olabiliyor, ne de olabiliyor bağlaç da olabilir. Aradaki fark şu: yalnızın yerine yalnızı çıkarıp yerine sadece koyabiliyorsa o zaman yalnız sözcüğü edattır. Fakat yalnızın yerini çıkardım ama ve fakat sözcüğü koydum olursa da bağlaç olmuş olur. Yani ile ve yalnızlara dikkat et. Bu sözcüklere dikkat et. Hem edat hem bağlaç olabiliyor. İleyi de yalnızı da at. İlenin yerine V koy. Olursa bağlaçtır. Olmazsa edattır de. Yalnızı çıkardığın yerine sadece koy. Olursa edat. Ama fakat koydun. Olursa bağlaç de. Şu ileye döneyim. Yukarıda vardı yani ileye döneceğim demiştim. Bak burada da zaten sana belirttim. Her zaman ilgeç yani edat değildir. Yerine V koy. Olursa bağlaçtır. Olmuyorsa edat demiştim. Bak bakalım. Kitapları ile değil mi? Öbekleşti, birleşti, ünlü düşmesi oldu. Kitapları ve defterleri bende kaldı. Bak V koydum olduğu için ne diyorum buna ağlaç. Kapının zili ve uyandım. Karşımda annesi ve gördüm. Bak, i̇kisinde de olmadığı için ikisinde de ne diyorum buna Edat diyorum. Uçak ve Diyarbakır'a oradan tren ve Mardin'e geçtim. Olmadığı için Edat diyorum. Hız ve içeri girdi bir hışım ve herkesi söz Olmadığı için Edat diyoruz. Gelelim bir de şu yalnızda yalnız da pardon yalnızda da bu durumu yapalım. Yalnız nerede? Evet bunun devamı da var. Hani ben cümle yazacağım demiştim. Zaten pdf'de var o cümle. Yazmayı buradan gösterelim. Şimdi pardon. Yalnızın edatta da, bağlaçta da versiyonu vardı. Ayrım noktası neydi? Yerine ama fakat koydun olursa bağlaç. Ancak veya sadece koydun olursa edat diyordum. Gel bakalım. Ahmet, yok olmadı şu, hemen fark ettim orada. Tatlılardan yalnız künefeyi severim. Bak tatlılardan yalnız künefe. Bu künefe yalnız bir künefe mi? Hayır. Ne anlamı kattı burada? Tatlılardan sadece künefeyi severim dediğim için, yani diyebildiğim için, yalnızın yerine sadece koydum olabildiği için buna ne diyorum? Edat diyor. Bakalım. Gelirim yalnız hesaplar benden demişim. Gelirim ama, gelirim fakat hesaplar benden diyebildiğim için burada da yalnız sözcüğü ne olmuş oldu? Bağlaç olmuş. Bir de ne var? Hemen onu da gösterelim. Şöyle geleyim. Yalnız sözcüğü demin ne dedim? İsim de olur. Sıfat da olur. Zarf da olur. Bunu daha önce anlattığım için ilk başta dedim şu edatla bağlaçı iyice oturtturayım. Ardından buraya geleyim. Gelelim örneklere bakalım. Yalnız insan Allah'a komşudur. Bak burada. Şimdi yalnız sözcüğü var. O bu aralar çok yalnız. Bu da yalnız. Şu yalnızı da çizelim. Ahmet İstanbul'da yalnız yaşıyor. Şimdi üçü de yalnız. Hatırla sıfatı. Sıfat olabilmesi için ne lazım? İsmi nitelemesi lazım. Nasıl insan? ismini nitelediği için yalnız insan ne olmuş oldu? Sıfat olmuş oldu. O bu aralar çok yalnız. Şimdi hatırla. Zamir ne yapıyordu? İsmin yerini tutuyordu. Sıfat olması için ne lazımdı? Önünde isim. Zarf olması için isim dışında fiil fiilimsi sıfatla zarf olması lazımdı. Bunun ilişkiye girdiği önünde veya arkasında da olabilir. Fark etmez. İlişkiye girdiği bir sözcük var mı? Yok. Yani bu birinin bir şeyin bütünü mü? Değil. Yalnızdır sözcüğü de ne dedik? Edatlar da sıfatlar gibidir. Çekimeki alamaz. Alırsa isimleşir dedim. Bak önünde ilişkiye girdiği bir isim olmadığı için zaten o bu aralar çok yalnızdır. Sözcüğündeki yalnız sözcüğü ne olmuş oldu? İsim olmuş. Hatırla O'ya bir atıf yapayım. O'dan sonra virgül görürsen neydi? Daima zamir demiştim. Hatırla. Bu aralar bak hangi aralar? Bu aralar işare sıfatı. Ne kadar yalnız? Çok yalnız olmuş. Ol. Sonuncuya da bakıp bitirelim dersimizi. Ahmet İstanbul'da yalnız yaşıyor. Bak gene yalnız söz. Bak. Nasıl insan gel üstte nasıl insan yalnız insan? Sorum ne nasıl? Gel buraya. Ahmet İstanbul'da yalnız yaşıyor. Sorum ne? Yine nasıl? Tek fark ne? Orada isme sorduğum için sıfat oldu. Burada yalnız sözcüğü ne görevinde kullanılmış oldu? Zarf görevinde kullanılmış oldu. Nasıl yaşıyor? Yalnız yaşıyor olmuş. Oldu. Evet edatlar bu şekilde Tekrar ediyorum. Neleri bilmen lazım? Biraz ezbere. Edat bilmen lazım. Bu bir. Çünkü niye? Sana var yok sorularında bulabilmen için ezbere. Bazı edatları bilmen lazım. Vardır yoktur sorularında ne arıyormuşum? Ki her zaman edat olan sözcükler var. İlk onlara bak. Bak. Onlardan başla. Daha kolay olur. İkinci soru tipi nereden gelebilirdi? Edatların anlamını sorar. Orada dil bilgisiyle işin yok. Bildiğin anlamdır. Anlamdan yürümeye çalış. Üç. Edatın görevi farklıdır derse isim, sıfat, zarf, görevinde mi kullanıldı ona bak. Bir de neye dikkat et? Karışanlar var. İle sözcüğü edatta oluyor, bağlaçta oluyor. İşte yalnız sözcüğü edatta, bağlaçta hatta isim, sıfat ve zarf da yaptık seninle birlikte. Bu da oluyor. Bunlara dikkat et. Çünkü artık görevi sorusunun ne olduğunu biliyorsun. Edatlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu şekilde. Bağlaçlardan devam edeceğiz. Bağlaçlarda görüşmek üzere.